konuşmasını yapmak üzere sözü bırakıyoruz. Evet, ben de sözlerime başlarken bugün Bursa'da bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bursa bizim bu yıl içinde ziyaret ettiğimiz 32. şehir. Çetin Osman Bey nerede? 38 bin kilometre mi yaptık? Öyle diyorlar. 38 bin kilometrede yol yapmışız. Ekobüsümüz var bir tane. O ekobüse biniyoruz. Şehirlere gidiyoruz. Şehirleri görüyoruz. Hem de şehirlerle ne yapılır, bu Türkiye'de ne olur, ne biter, bunu istişare etme imkanını buluyoruz. Bugün özellikle Sayın Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımıza, Meclis Başkanımıza, bize burada Bursalı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelme, kendileriyle bir araya gelme, burada bulunan Seçkin Hazirun'la bizler görüşlerini bizimle paylaşmasına imkan verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biraz önce yapmış olduğu sunum gerçekten bir Bursa vizyonunu, Bursa hayalini, Bursa sevdasını ortaya koydu. İşte zaten Türkiye'nin en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Yani dünyanın her yerinde ne yapıldığını bilen, nasıl iş yapılması gerektiğini bilen girişimcilerimiz var. Gencecik bir nüfusumuz var. Çok iyi yetiştirilebilir bir insan kabiliyetimiz var. Yine biraz önce ifade etti. Ben hani onu Türkiye için kullanıyorum. O kendisi sunumda biraz böyle Bursa için kullandı. Gerçekten dünyada 4,5 saatlik uçuş mesafesinde değil mi? 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, yaklaşık 30 trilyon dolarlık da bir gayri safi hasıla yaratan bir ekonomiye ulaşan çok az ülke var. Bu da Türkiye'nin tabii çok büyük bir avantajı. Zaten baktığınız zaman da Türkiye bundan yaklaşık 10 yıl önce gayri safi yurt içi hasılasını 12.500 dolarlara 2013 yılında 12.500 dolarlara kadar çıkarmış olan bir ülke. Ama işte bir sorunumuz var. Bu kadar avantajımız var, bu kadar imkanımız var, bu kadar bilgimiz var ama Türkiye iyi yönetilmediği zaman bu avantajlarımızı kullanamıyoruz. Sıkıntımız, Türkiye'nin en önemli sıkıntılarından biri, ülkenin iyi yönetilmemesi. Şimdi ben hatırlıyorum, Türkiye 2001 yılında çok büyük bir kriz yaşadı. O krizden sonra işte bürokraside değişiklikler oldu. Ben hazinenin başına geldim, müsteşarı oldum. Kemal Derviş Bey yurt dışından geldi. İşte bu bürokraside bu işleri yaparken gördüğüm bir şey var. Gerçekten doğru ilacı verdiğiniz zaman da bu ülke çok hızlı toparlanabiliyor. Ama doğru ilacı verebilmek için de doğru teşhis yapmak lazım. Doğru teşhis yapamazsanız o zaman toparlanma da olmuyor. Böyle bir iki işte dünya konjonktüründen kaynaklanan bir takım avantajlar saman alevi gibi yanıyor. İyi yönetemezseniz de hızla sönüyor. İşte bu çerçevede ben bugün izin verirseniz bu parlak Bursa tablosundan sonra biraz Türkiye'nin tablosuna, Türkiye'de neler oluyor bitiyor, onlara değinmek istiyorum. Şimdi biz uzunca bir süredir patinaj yapıyoruz. Burada samimi olmak lazım. Özellikle Türkiye 2007'de yapılan bir referandumda o dönem iş başında bulunan siyasi kadroların bu referandumdan Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin diye başarıyla bu referandumdan başarıyla çıkması sonucunda bir fazla özgüven içine girdi. O güne kadar götürmekte oldukları son derecede ellerinde bir program vardı ve Türkiye bayağı ciddi mesafeler kat ediyordu. Ama 2007 yılından sonra durduk. Rakamlara bakarsanız da bunu görebilirsiniz. 2013'ten sonra da Türkiye'nin büyüme modeli zaten iflas etti. Neydi o büyüme modeli?
Dışarıdan parayı getir, dünyada para boldu, dışarıdan parayı getir. Ondan sonra bunu belli alanlara yatır. Büyüme, ekonomiyi şişir. Nereye yatır? Döviz kazanmayacak olan betona yatır. Bu sonunda bizi ekonomik krize soktu. 2013'ten itibaren dünya konjonktürü gerçekten çok önemli. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı çıktı dedi ki ben artık yavaş yavaş sofrayı toplamaya başlıyorum. Eskisi gibi para basmayacağım. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın basmış olduğu dolarlar üzerinde gemiyi götüren ülkeler zorlanmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de biziz. Halbuki o bolluk döneminde gerekli tahkimatı yapmış olsaydık, eldeki programı, bir toparlanma programını büyük bir atılım programına dönüştürebilseydik, bugün Türkiye tabii ki çok farklı yerlerde olurdu. Özellikle 2018'den sonra, yani bir büyüme modelimiz tıkandı, bu bizi hızla ekonomik krize doğru götürdü. Ama bir başka bir şey daha oldu. 2014'ten itibaren, ben herkesin bildiği gibi bir cumhurbaşkanı, bundan öncekiler gibi bir cumhurbaşkanı olmayacağım sözleriyle başlayan süreç, Türkiye'yi hızla bir, dünyada da pek görmediğimiz, denetimsiz, hiçbir denetime tabi olmayan ucube bir başkanlık sistemine sürükledi. Ve o ucube başkanlık sistemi devlette bir yönetim krizine yol açtı. İşler çok daha kolaylaşacak, çok daha hızlı gidecek derken, iş adamlarımız mesela, siz iş adamı olduğunuz için buradan örnek veriyorum. Ya biz artık eskiden bir daire başkanıyla çözdüğümüz meseleyi şimdi en yukarıya kadar götürmek zorunda kalıyoruz çözmek için demeye başladılar. Yani o güne kadar şikayet ettiğimiz iş alemiyle devlet ya da özel kesimle devlet arasındaki diyalog mekanizması bırakın iyileşmeyi daha da bozuldu. Ben hatırlıyorum o dönem en çok şundan şikayet ederdik. Ya niye bu işler belli kurallar içinde olmuyor? İlla arkadan bir takım kartlar değiştirerek iş adamı işini götürmek zorunda kalıyor. Ne yapacaksa bilsin, ona göre kararlar alınsın, biz de hızlı bu işleri yapalım deniyordu. Ama o daha da değişti. Tamamen işler birebir ilişkilere dönüştü. Bir de bunun üzerine 2018'den itibaren işte bu rejim bütün bu sefer kurumları da değiştirmeye başladı. Ve şunu alacakmışım. Ve ondan sonra da Türkiye'de işler sıkıntılı bir biçimde gelişmeye başladı. Sonunda bir de bunun üstüne 2020'de küresel salgın geldi. Küresel salgın bu iki sıkıntıyı daha da ağırlaştırdı ve bir buhrana çevirdi. 2018 yılının Mayıs ayında Londra'daki iş adamlarına, yatırımcılara faiz sebep enflasyon sonuç söylemi anlatıldı. Ondan sonra zaten bu iş dikiş tutmadı. Enflasyon aldı, başını gitti. Yine kur sepeti de, Türk lirası da hızla değer kaybetmeye başladı. Şurada baktığınız zaman, yani size göre sol tarafta tüketici enflasyonu ve kur sepetindeki 12 aylık değişimleri bir şekilde yansıtmaya çalıştım. 2018'den sonraki yukarıya doğru çıkışı görüyorsunuz. Sonra bir müddet yatışır gibi oldu ama ondan sonra yeniden yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Peki bütün bu süreçte bir başka olayı da beraberinde yaşamaya başladık. İnsanlar kendi paralarına olan güvenlerini kaybettiler. Ve 2018'de %40'larda olan döviz tevdiat hesaplarının toplam parasal M2 dediğimiz parasal büyüklüğe oranı şu anda %60'lara geldi, dayandı. Bu insanların Türk lirasına, yani ülkedeki vatandaşların Türk lirasına güvenmediklerini ortaya koyuyor. Bu arada yine 2018'de işte seçim vardı, mahalli idare seçimleri geldi. Ve bir şey gördük. Önce tabii biz görmedik. Önce piyasa analistleri gördü. Söylemeye başladılar. Sonra biz bunu kullanmaya başladık.
Bir de baktık ki Merkez Bankası'nın kasasında kendi parası olan 128 milyar dolar iki seçim boyunca satılmış. Onların yerine işte bankaların döviz mevduatları, uluslararası para fonunun çekme hakları, ondan sonra swaplar gibi bir takım istendiği anda geri verilecek ya da vadesi çok kısa paralar gelmiş. 2018'in başında artı 40 milyarlarda olan Merkez Bankası kasası bugün eksi 36 milyar. E canım, brüt döviz rezervi var ya orada 126 milyar dolar diyebilirsiniz veya yenisi 124 milyar dolarmış. Günlük analitik bilançoyu da yanda arkadaşlarım çıkartmışlar. Var da onun çoğu kendi paramız değil. Eskiden de vardı ama 40 milyarı kendi paramızdı. Bu ne demek? Bu Merkez Bankası kendi çıkardığı paranın arkasında ne kadar durabilir demek. Bir spekülatif atak olduğunda şimdi gözüküyor ki durması son derece güç. Ondan sonra bir başka döneme geldik. Merkez Bankası oyun içinde kural değiştirdi. Yeni atanan Merkez Bankası başkanları ikide bir de değişti. Sonra en son atanan Merkez Bankası başkanı dedi ki ben politika faizini enflasyon oranının altına düşürmeyeceğim. Güzel. Dünyada da merkez bankaları aşağı yukarı bunu yapıyorlar. Zaman zaman da başka şeyler nedeniyle faizi biraz yükseltebiliyorlar veya onun altına çok az bir şey düşürebiliyorlar. Ama baktı ki enflasyon yüksek gidiyor. Birileri de diyor ki kardeşim ben seni oraya atarken bana söz verdin, faizi düşürecektin, ne oldu? Yukarıdan talimat geliyor, düşür faizi diye. O zaman dedi ki Merkez Bankası Başkanı, tamam ben artık enflasyona bakmayacağım. Enflasyonun çekirdek kısmı daha düşük, çekirdek kısmına göre faizi ayarlayacağım dedi. O da tutmadı, o da yukarı doğru gitmeye başladı ama tepesinde de birileri diyor ki düşüreceksin kardeşim faizi, politika faizini. Düşürmek için ne yapacak? Sonunda dedi ki ben ne ona bakıyorum, enflasyona bakmıyorum, cari açığa bakıyorum. İşte enflasyona değil, ben bunun çekirdeğine bakıyorum dediği andan itibaren Türk lirasının dolar karşısındaki performansını sağ taraftaki yukarıdaki grafikte görüyorsunuz. Kaç ay var burada biliyor musunuz? Sadece 3 ay. 3 ayda Türk lirası %39 değer kaybetmiş. %61'e inmiş. Bu muazzam hızlı bir değer kaybı. Hani yeri önemli değil falan diyorlar ya, yeri de önemli. Bir de baktığınız zaman muazzam da bir volatilite var. Bugün bazı günlerde Türkiye'de iş adamları fiyat veremiyorlar, fiyat alamıyorlar. Malını koyamıyor, malını satamıyor. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyor. Kütahya'da bir mobilya satıcısı gözyaşları içinde bana şunu anlattı. Ya dedi ben bundan önce dedi çiftçi gelirdi bana dedi. Benim de çok iyi müşterimdi dedi. Hasatta ödeyeceğim derdi dedi. Mobilyayı alır giderdi dedi. Dün geldi. Yarısını hasatta ödeyeceğim, yarısını şekerde ödeyeceğim dedi. Mobilya ver dedi bana dedi. Veremedim dedi. Çünkü bana da o mobilyayı veren bana vade yapmıyor artık dedi. Ve gözyaşları içinde ayrıldık dedi. Satış yapamıyor insanlar bu yüzden. Aslında reel kur endeksi var. Yine sağ tarafta tüketici fiyatları endeksi bazlı. Baktığımız zaman Türkiye aslında böyle bir kurdaki düşüş, reel kurdaki düşüş dönemini 1980-1988 arasında yaşamış. Sonra bir bu toparlanmış. Ancak 2010'dan sonra yani Türk lirasının değer kaybı süreci yeni değil. Türk lirası 2010'dan beri değer kaybediyor. 2010-2021 arasında Türk lirası sürekli değer kaybetmiş. Biraz önce anlatmıştım. 2007-2013 buralarda ciddi sıkıntılar var ama bu sıkıntıları bir şekilde Türk lirasına değer kaybettirerek aşmaya çalışmışız. Bu arada da tabii burada Cumhurbaşkanı'nın sözleri var.
Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi ülkenin gücünün, itibarının, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Dün ama çıktı dedi ki, yok, kurun seviyesinin hiç önemi yok dedi. Oynaklığı önemli, sıkıntı orada dedi. Kurun seviyesinin çok önemi var, pul oldu paramız. Şimdi 3 ay önce çekirdeğe geçtiklerinde, kuralı değiştirdiklerinde borsa şirketlerinin piyasa değeri 205 milyar dolardı. Şimdi 173 milyar dolara düştü. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Avusturya'yı anlatırken Stefan Zweig şunu söylüyor. Avusturya kronu eriyip gittiği için herkes İsviçre frangı, Amerikan doları istiyor. Bugün Türkiye'de de öyle. Bunu fırsat bilen bir sürü yabancı can çekişen Avusturya kronunun leşini kemiriyordu. Viyana'daki tüm oteller tüm bu akbabalarla dolmuştu. Bunlar diş fırçasından otellere kadar her şeyi satın alıyordu. Şimdi ben ihracata karşı değilim, yabancıların gelip burada yatırım yapmasına karşı değiliz. Biz böyle bir şeyimiz yok. Bizim buradan gelip varlıkları almasına da karşı değiliz. Ama gelip bizim milletimizin alın teriyle emek emek ürettiği varlıklarının değerinin yerlerde sürünmesinde birilerinin de bunu gelip ucuza kapatmasına karşıyız. Çünkü bu benim şirketlerimin hatasından kaynaklanmıyor ki. Benim insanımın hatasından kaynaklanmıyor ki. Yönetimin hatasından kaynaklanıyor. Yine baktığımızda evet. Şimdi yine çekirdek enflasyon demeden önce Türkiye'nin Varlık Fonu'nun elindeki malların fiyatı 34,5 milyar dolardı. 21 milyar dolara düştü. Şimdi bundan önce bizim işte hain ilan ettiğimiz, FETÖ'cü ilan ettiğimiz körfez halklarının şimdi hepsi bizim özbeöz kardeşimiz oldu. Gidiyoruz oraya, aman gelin bizde mallar çok ucuzladı, bir bakın diyoruz. Hatta laflar var, onaylanmıyor, reddediliyor ama Aselsan dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin Ankara'da savunma sanayiyle ilgilendiğini söylüyor. Biraz önce anlattı başkanımız. Yani şu anda Türk savunma sanayinin geldiği yere bakın, kullandığı teknolojilere bakın. Bu döviz de işte sudan ucuz. Bütün bu gelişmeler sonucunda 3 ay içinde, sadece 3 ay içinde, yani Haziran ayından diyelim 6 ayda, 30 Haziran'dan 8 Aralık'a kadar dış borç yükümüz ne kadar artmış diye baktığımızda 2.2 trilyon dolar Türk lirası artmış. Kur farkı zararı. Bir yılda topladığımız, bu yıl topladığımız vergi ne kadar? 1 trilyon 58 milyar. Yani bir yılda topladığımız verginin iki katı kadar borç yükümüz 6 ayda artmış. Bu normal mi? Kurun seviyesi normal mi yani? Yine Türkiye tabii bu dönemde çok hızlı borçlanmış. Hani en çok şikayet ettiğimiz dönem 2003-2002. Türkiye'nin borcu çok yüksek diyorduk. Borca da işte öyle bakılmaz. Gayri safi yurt içi hasılaya oranla bakılır diyorduk. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı %95'ti. Şimdi %153. Bu işte şirketlerin, bankaların, devletin, herkesin borcu. Şimdi gerçekten devlette bir yönetim krizi yaşıyoruz. Ve bunu da maalesef 2018'de hayata geçen tek adam rejimine büyük ölçüde borçluyuz. Sadece 3 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı, 3 de Hazine ve Maliye Bakanı gördük. Tek adam rejimi istikrar getirecekti. İşte istikrar bu. Devlette kurumsal çöküş yaşıyoruz. İşte Merkez Bankası Başkanı biraz önce söyledim, cari açık dedi. Bunların görevden alın, daha doğrusu görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı son, cari açığı düşürmek hükümetin görevi dedi. Eğer enflasyonla mücadeleyi kararlı yaparsak kur istikrara kavuşacak, risk primi düşecek, uzun vadeli faizler düşecektir dedi. Doğru da söyledi. Ama AK Parti Genel Başkanı bizim arkadaşlara ne oluyor? Faizi savunanla beraber yürümem dedi. Ve bakanı gönderdi. Şimdi yine ilginç şeyler oluyor. Bakın onu da söyleyeyim.
Merkez Bankası Başkanı bilerek ya da bilmeyerek yatırımcı toplantısında manipülasyon yapıyor faizle ilgili. Türk bankacılara hiçbir şey söylemiyor. Yabancı bankalara Credit Suisse diyor çünkü Kavcıoğlu Aralık toplantısında faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı diye dedi diye açıklama yapıyor. Türk bankacılara soruyorsunuz biz böyle bir şey duymadık diyor. Neyin oyunu oynanıyor? Şimdi düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz. Çektik mi? Böyle diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı diyor ki düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz. Bakalım. Bir, risk primimiz. Yani kredi temerrüt risk primi dediğimiz CDS'ler. 8 Eylül 2021'de yani bu yeni çekirdeğe bakacağız denilen tarihte 358'miş. Faiz indirimlerinin tam başladığı dönemde. Şimdi olmuş 533. Dolar satış kuru 8 lira 31 kuruşmuş. Şimdi olmuş 13 lira 69 kuruş. Sabah 64'e falan düşmüştü. Bilmiyorum şimdi kaç. Politika faizi 19'dan 15'e inmiş. Düşük faiz dönemi. Ama 5 yıllık tahvilin faizi %17,83'ten %22,64'e çıkmış. 2 yıllık tahvilin faizi %18,34'ten %21,23'e çıkmış. Borsa şirketlerinin piyasa değeri dolar olarak biraz önce söyledim 204'ten 173'e. Şimdi nasıl olacak biz bu enflasyonu da kuru da bu şekilde aşağı çekeceğiz, faizi de aşağı çekeceğiz? Bir kere faizi aşağı çekememişiz. Aşağı çektiğimiz faiz politika faizi. İş adamın aldığı kredinin faizi %22'nin, devlete eğer banka %22 ile veriyorsa parayı, herhalde iş adamına da %22-23'ün altında vermiyordur. %21'in altında vermiyordur kısa vadeli krediyi. Şimdi Merkez Bankası'nın politika faizinin 19 olduğu dönemde yapılan hazine ihalesinde 5 yıllık kağıdın faizi %17,67'ymiş. Evet. Şimdi 15'e çekmişiz faizi, hazine ihale yapmış, kağıt satmış %22,7'ye çıkmış. Şimdi düştü mü faiz? Demek ki politika faizini düşürerek yanına bir şeyler koymadan bu faiz düşmüyor. Sonra bugün Türkiye'nin yaşadığı bu sıkıntılara bir kılıf geçirmeye çalışıyoruz. Yeni bir model uyguluyormuşuz. Çin modeli. Dün söyledim. Yani bu Çin modeli mi, Çin işkencesi? Bir kere Çin modeli dediğiniz şey ucuz emeğe dayanan bir model. Türkiye, biraz önce başkanımız buradaki şeyleri gösterdi. Tabloyu gösterdi. Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakere masasına oturmuş olan bir ülke. Olgun güçlü bir iç piyasası var. Belli bir gelir seviyesine alışmış bir orta sınıfı var. Şimdi dön biz seni ucuz emek ülkesi yapacağız nasıl diyeceksiniz? Yetmez bir de dolarizasyonun önünü açmışsınız. Zaten dolarizasyon var. Aramalı ithalatının toplam ithalat içindeki payı da yüksek. Nasıl bu kurun üzerine, yani kuru Türk lirasına değer kaybettireceksiniz, emeği ucuzlatacaksınız, rekabet gücü kazanacaksınız? Mümkün değil. Yani orada iş gücü fiyatlarını, yani ücreti sabit tutmadığınız sürece bu rekabet gücü kalıcı olmaz. Ha, asgari ücreti şimdi arttıracaklar. Ücreti arttırmaya başladığınız zaman da bu sefer başka bir yere girersiniz. Çünkü tutamazsınız zaten. Türkiye düşük ücreti olan ücret ülkesi olamaz. Bir de şöyle bir şey, 6 ayda bu iş bitecek diyorlar. Çin tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüşmek için 50 yıl uğraşmış. Planıyla, programıyla, yatırımıyla 50 yıl. 6 ayda nerede? Bir de Çin stratejik varlıklarını satmamış. Tersine sıfırdan doğrudan yatırıma özendirmiş. Yani nasıl Renault gelmiş burada yatırım yapmış? Onu özendirmiş.
yeni kapasitelerin kurulmasını özendirmiş. Gelmiş dışarıdan sermaye o şekilde gelsin demiş. Sonra da borç alarak geldiği için o borcu ödemesi için de ihracat yapsın demiş. Arabayı da ihraç etmiş, borcunu ödemiş. Ondan sonra da Bursa tabii fazla veriyor dış ticaret. Ya başka buna benzer diğer fabriksizlerin kurduğu fabrikalar da var. Siz de aldığınız dış borçların hepsini dolar getirecek olan tesislere yatırmışsınız. Model bu. İstiyorsanız bu. Ama bu şimdi siz tutup Bursa'da ben Bursa'yı şimdi ucuz emekle bir noktaya getireceğim dediğiniz andan itibaren bir müddet sonra Bursa'da çok ciddi sosyal sıkıntılar başlar. Aksine başka bir şey söylüyoruz. Bursa'yı mesela başkanım çok güzel bir şey anlattı. Bursa'yı daha iyi yaşanabilir bir şehir haline getireceğim diyor. Getirmemiz lazım diyor. Bu eski sanayileri, şunları bunları dışarı çıkarmamız lazım diyor. Bursa'nın içindeki yeşili arttırmamız lazım diyor. Bütün dünya da bunu diyor. Birazdan geleceğim oraya bütün dünya ne diyor diye. Şimdi Çin'de zaten döviz kuru rekabet gücü kazanmak için değil. Bir kere devalüe ettiler. Orada tuttular uzun yıllar boyunca. Amerika ile kavgaları da hep ondandı zaten. Dolayısıyla da öngörülebilirliği arttırdılar. Böyle oynayan, her gün bir yerlere giden bir kur yok. Yine Türkiye'de bugün döviz kuru oynaklığına baktığınız zaman olağanüstü düzeyde işte şikayetleri biliyoruz. Kimse önünü göremiyor. Cumhurbaşkanı da şikayet ediyor. Seviyesi önemli değil, oynaklığı önemli diyor ama hala oynamaya devam ediyor. Çünkü doğru politikaları uygulamıyoruz. Yine Çin Ar-Ge inovasyon politikaları değer zincirlerinde üst merdivenlere çıkıyor. 20 yıl önce yaptığını bugün yapmaya kalkmak ekonomiye Çin işkencesi yapmaktır demiştim. Burada da bir daha bunu söylemiş oluyorum. Peki o zaman ne yapacağız? Doğrusu ne bu iş? Doğrusu ne bu işin diye baktığımız zaman soldaki grafiğe bakacağız. OECD'de fert başına gayri safi yurt içi hasıla ve çalışılan saat başına yaratılan gayri safi yurt içi hasıla aşağıdaki. Yanda da fert başına gayri safi yurt içi hasıla var. Ne demek çalışan fert başına gayri safi yurt içi hasıla? Verimlilik demek. Ne kadar verimliyseniz o kadar zenginsiniz, o kadar yukarı çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey Türkiye'de verimliliği arttırmaktır. Verimliliği arttırmak için neye ihtiyacımız var? Eğitime ihtiyacımız var. Düzgün altyapıya ihtiyacımız var. Ar-Ge'ye ihtiyacımız var. Üniversite sanayi işbirliğini kurmaya ihtiyacımız var. Clusteringlere yani bu şeylere biraz önce anlattığınız kümelenmelere, doğru kümelenmeleri yapmaya ihtiyacımız var. Bunları yaptığımız zaman verimliliği arttırıyoruz. Verimliliği arttırdığımız zaman da kendi işçimize, kendi mühendisimize Avrupa'daki kadar para veriyoruz. Ama Avrupa'dan daha yukarıya çekebilirsek verimliliğimizi, onların karşısında daha fazla rekabet gücüne sahip oluyoruz. Dolayısıyla hem içeride malımı daha rahat satabiliyorum, hem dışarıya malımı daha rahat satabiliyorum. Bugün asgari ücretin geldiği yere bak. Avrupa'daki en düşük asgari ücret Türkiye'de. Ondan sonra Afrika ülkeleri geliyor. Türkiye Avrupa'nın Afrikası olabilir mi? Bunu siz kabul ettiremezsiniz. Mümkün değil. Peki biz bu ülkedeki kerameti kendinden menkul bir takım safsatalarla boğuşurken dünya nereye gidiyor? Bir kere kapsayıcı, nitelikli, sürdürülebilir büyümenin önemi artıyor. Dünya bu prekaryalaşma süreci yaşıyor ve bundan dolayı da çok mutsuz. Bütün dünya bunu değiştirmek istiyor. Ne bu prekaryalaşma? Güvencesiz istihdam demek. Gelir dağılımındaki bozulma demek. Niye mutsuz? Sosyal huzuru ve politik istikrarı tehdit ediyor. Bana sorarsanız bir başka gördükleri bir şey daha var. Ekonomiyi tehdit ediyor. Niye? Bakın ben şunu söyleyeyim. Mahalle arasında eskiden misket oynardık. Misketleri biri herkesi ütüp kendi cebine attığında oyun biterdi. Ekonomide oyunun bitmemesi lazım. Ekonomide alışverişin sürmesi lazım. Onun için de geliri yeniden dağıtacaksınız bir şekilde. Adil olacaksınız. Büyüme kapsayıcı olacak. Kapsayıcı dedikleri büyüme kimseyi dışarıda bırakmayan büyüme.
Ve bugün dünya Washington mutabakatından Cornwall mutabakatına doğru gidiyor. Bu Cornwall mutabakatı, Washington mutabakatı de. Washington mutabakatı diyordu ki, adaleti sağlayın, savunmayı sağlayın, emniyeti sağlayın, gerisini bırakın piyasa halleder. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Cornwall mutabakatı G7'lerin son mutabakatı bu yıl. Bence çok önemli. Dünya nereye gidiyor diye baktığımız zaman mutlaka buna bakmamız lazım. O diyor ki, bazı işler devlet müdahale etmeden olmuyor diyor. Gitmemiz gereken nokta nedir biliyor musunuz diyor. Bazı yerlerde kendi kendimize yeterli olacağız. Bazı yerlerde de açıkçası kimsenin ne dünyada ne kendi ekonomimizde dışlanmasına izin vermeyeceğiz. Bunu sağlayacak şekilde devlet müdahale etmeli diyor. Onun arkasından Daron Acemoğlu'nun, bir Türk iktisatçısı olan Daron Acemoğlu'nun Uluslararası Para Fonu'ndaki sunumu geldi. Refah Devleti 3.0. O da diyor ki, aşırı teknoloji kullanımının gereksiz yere emeği tasfiye etmesini önlemek için devlet müdahalesi gerekebilir diye başlayıp, çeşitli alanlarda Refah Devleti'ne geçişte devletin müdahalesini tartışıyor. Ve son olarak merkez bankaları, merkez bankalarının işi para politikasıdır. Kalkınmayla falan eşitlikle ile hiç ilgilenmezler. Ama ilk defa bu yıl Amerika'da St. Louis'deki Merkez Bankası İktisadi Eşitlik Enstitüsü kurdu. Demek ki ekonomi açısından bu eşitlik dışlanmama meselesi mühim. Biraz önce başkanım ifade etti, küresel değer zincirleri kısalıyor. Evet, kısalıyor. Ve Türkiye bu bakımdan çok büyük avantajı var. Ama artık bence üretim yapma biçimleri de değişiyor. Bir Amerikalı, ben NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiyim aynı zamanda. Orada da Transatlantik Ekonomik İlişkiler ve Güvenlik Komitesi'nin raportörüyüm. Bu sene yazdığım rapor, küresel değer zincirlerinde güvenliğin sağlanması diye bir rapor yazıyoruz orada şimdi. Küresel değer zincirleri kısalıyor ama öyle gözüküyor ki üretim, stoklama, İşte bu lojistik falan, bütün bunlarda da modalitelerin değişmesi lazım. Şimdi orada bir tane temsilciler meclis üyesi şikayet ediyor. Konuşma yapıyor, şikayet ediyor. Diyor ki bu pandemi sürecinde benim iş adamım, benim paramla Çin'de kurduğu fabrikadan ben maske getirtemedim diyor. Bunu bizim artık kabul etmemiz mümkün değil diyor. Belli alanlarda biz kendi kendimize yeterli olmalıyız. Bir de bu yani Çin'deki üretim meselesi, sadece Çin'de ürettirip alıp kullanma meselesi son derece tehlikeli diyor. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bence Türkiye'ye ciddi üretim kapasitesini getirmek ve Türkiye'yi üretim üssü yapmak mümkün. Hani bir dönem biz Merkez Türkiye diye bir proje anlatıyorduk. Şimdi bence o Merkez Türkiye projesinin çok ciddi bir üretim ayağı da olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin bugün bir üretim üssü haline gelme avantajı var. Ve iyi yönetilirse bu ülke, bunu kullanmamız mümkün. Neden? Avrupa Birliği'ne coğrafi yakınlığımız var. Ama bir takım başka şeyleri de yapmamız lazım. Ki işte biraz önce başkanımızı dinledik. İş adamlarımız ne yapılması gerektiğinin farkında. İki tane alana dikkat çekiyor. Bir tanesi yeşil. Yeşil ekonomi değil mi? İkincisi de dijitalleşme. Bu ikisini de Türkiye'de hızla gerçekleştirmemiz lazım. Evet, Bursa'da sanayi alanları belki çok sınırlı ama bu aynı zamanda size küresel bir takım normal, yeşil ekonomi konusunda, küresel bir takım normlara uyma konusunda çok büyük bir avantaj veriyor. Şunu unutmayalım. Eğer biz dünyada benimsenen yeşil kurallarına uymuyorsak, bir müddet sonra ihracat yapmamız da zorlaşacak. Nasıl çocuk emeği kullanması konusunda artık bundan sonra çocuk emeğini kullanan ihracat yapamıyorsa, aynı şekilde yeşile saygı göstermeyen, alanlarda da bizim ihracat yapmamız giderek güçleşecek. Bütün bunları söyledikten sonra, peki bugün yaşadığımız sıkıntıdan bu ülkeyi çıkarmak için neye ihtiyacımız var? Bence en başta güvene ihtiyacımız var.
Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu güven eksikliği. Bugün yönetime güvenilmiyor. Bir de yarışma gücümüzü arttırmak, yani verimliliğimizi arttırmak için de yapısal değişime ihtiyacımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu öneriyoruz. 4 sütun üzerine inşa edilmiş bir stratejiyi 3 tane yeni K ile uygulayacağız. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Peki bu 4 sütun ne? 1. Hukuk devleti ve demokrasi olacak. Yeni kural, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz. Tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı olacak. Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Ekonomik, sosyal konsey toplanacak. Ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Ulusal Vergi Konseyi ve Kesin Hesap Komisyonu başında muhalefetten biri başkan olarak mecliste Kesin Hesap Komisyonu'nu mutlaka kuracağız. Yine uluslararası ilişkilerde barışçı olacağız. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Diplomasiye dayanan milli iş dünyasının ve ihracatçılarımızın önünü kesmeyecek bir dış politika uygulayacağız. İki önemli gelişmeye burada değinmek istiyorum. Bir, dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp Avrupa Birliği'nin yargı kararlarını tanımıyoruz demesi. Bunu biz Avrupa Birliği'nin yargı kararları değil o. Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları. Ben Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacağımı yazmışım. Ben şimdi kendi anayasamda yazan bir şeyi tanımıyorum dersem, bana inanıp buraya kim yatırım yapmaya gelir? Bu sıkıntı. İkinci önemli sıkıntı, bugün öğrendik ki Biden'ın düzenlediği demokrasi zirvesine davet edilmemişiz. Türkiye NATO üyesi. Hem de NATO'nun baştan beri kurucu üyesi, öyle son bu Avrupa'daki demokrasiye geçen ülkeleri gibi NATO'ya giren bir ülke değil. Türkiye'nin dünya demokrasi zirvesine çağrılmaması da yine Türkiye'deki hukuk devleti ve demokrasi konusundaki sıkıntılarımızı açıkça ortaya koyuyor. Bunlar giderilmeden biz bu ülkeye gerçekten uzun vadeli bu ülkede kalmak isteyen yatırımcıyı çekemeyiz. Kendi yatırımcıma da yatırım yaptıramam. Eğer ben bugün Amerika'ya gittiğim zaman Washington'da H sokağında, H caddesinde Türkler burada acayip mal alıyor diyorsa, İngiltere'de bir sokağa gittiğim zaman Türkler burada acayip mal alıyor diyorsa, Romanya'ya, Bulgaristan'a geçtiğim zaman Türkler burada çok büyük yatırım yapıyor diyorsa birileri, o zaman bir sıkıntı var demek ki. Niye bende yapmıyor? Niye orada alıyor malı mülkü? Üreten Türkiye olacağız. İkinci sütunumuz o. Borçla şişirilen değil, üreterek zenginleşen bir ülke olacağız. Tasarruflarımızı iç dış betona değil, üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendireceğiz. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız. Eğitim politikamızı paydaşlarla beraber yeniden oluşturacağız. İş gücümüzün yarışma gücünü ve verimliliğini arttıracak dönüşümü eğitimde gerçekleştireceğiz. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz. Ve hemen işe, buhranın üreten sektörler üzerinde yarattığı tahribatı giderecek bir dönüşüm ve destek programıyla başlayacağız. Sağlık ve gıda gibi stratejik sektörlerde kamucu yaklaşımı, kendi kendine yeterliliği benimseyeceğiz. Uluslararası standartlara uygun yeni bir kamu ihale yasası çıkaracağız. Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Tüm OSB'lerde, biraz önce konuşmuştuk, teknoloji listelerini ama müfredatı biraz önce söylediğiniz gibi personel müdürleriyle birlikte, işletmelerle birlikte belirleyecek, iş güvencesi verecek şekilde ve yatılı olarak, yani sahada işi öğrenecek şekilde öğrencilerin kuracağız. Yetmez, büyük OSB'lerde de Ankara'da gördük, çok da etkilendik, teknoloji üniversitelerini çoğaltacağız. Üçüncü sütunumuz güçlü sosyal devlet. Biraz önce söyledim, kimseyi dışarıda bırakmamanız lazım. Zaten bu dünyada da benimsenen kural artık. Refah devleti 3.0 politika çerçevesi içinde hareket edeceğiz. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere hiç kimsenin büyüme sürecinden dışlanmasına izin vermeyeceğiz. Çalışanlar ve emekliler herkes refah artışından payını alacak.
Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler uluslararası çalışma örgütü normlarına uyumlu olacak. Örgütlü toplumun önündeki engelleri kaldıracağız. Uluslararası para fonuyla Uluslararası Çalışma Örgütü artık her yıl düzenli toplantılar düzenliyorlar. Neden? Onu da söyleyeyim. Yani paylaşımın, üretim sürecinde paylaşımın adil olmaması veya işçilerin de sürece katılıp firmayı sahiplenmemesi halinde başarılı olunmadığını biliyorlar artık. Ve yeni bir kurum kuracağız. Aile Destekleri Sigortası Kurumu. Yani biraz böyle kulağa tersten gösteren işte bu yok kısa çalışma ödeneği şu bu falan yerine ciddi güzel bir aile destekleri sigortası kurumu kuracağız. Buradan da işsiz kalan herkesi destekleyeceğiz. İşsiz kaldığı sürece tüm ailesine sahip çıkılacak ve daha sonra da bunu yeniden iş hayatına kazandırılması için gerekli önlemler alınacak. Yani bu aile destekleri kurumunu İspanyollar becerdiler, kurdular son dönemde. Başarılı da oldular. Genel başkanımızın söylediği gibi hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Son sütun, sürdürülebilirlik. Bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınmanın yolunu bulacağız. Yani bir kere birincisi devlette kral olmayacak. Ama kural olacak. Bunu bana Polatlı'da bir tane çiftçimiz söylemişti. Faik Bey dedi, biz artık kral istemiyoruz, kural istiyoruz demişti. Gerçekten de Türkiye'nin ihtiyacı kral değil. Bizim insanlarımız her şeyi biliyorlar, her şeyi görüyorlar ve imkan verildiği zaman, istişare imkanı verildiği zaman en iyi çözümleri ortaya çıkarma kabiliyetine sahipler. O nedenle bizim krala ihtiyacımız yok. Bizim kurala ihtiyacımız var. Ekosistem hakkını anayasal güvence altına alacağız. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum için gerekli destekleri vereceğiz. Paris İklim Anlaşması'nı hep biz onaylayacağız, onaylayacağız dedik. Sonunda onayladılar. Ama bunun geçiş süreciyle ilgili ciddi maliyetler var. Bu konuda önemli adımların atılması lazım. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerindeki siyasetin gölgesini kaldıracağız. Ve Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını mutlaka vereceğiz. Maliye ve para politikalarında borç yükü ve enflasyon hep sürdürülebilir seviyelerde kalacak. Makro ihtiyati tedbir çerçevesini paydaşlarımızla beraber şeffaf şekilde oluşturacağız. Ekonomik istikrar, küresel sermayenin istikrarı, küresel sermayenin risk iştahına da terk etmeyeceğiz. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrasını herhalde basına kapatıyoruz. Biraz da aramızda sohbet ediyoruz. Sayın Faik Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, programımızın bundan sonraki bölümü...